Herkese merhaba. Samsung'un 4. nesil Galaxy Note akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 4 metal tasarımına dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Alpha'da gördüğümüz metal kenarlar Samsung Galaxy Note 4'te de mevcut. İnce işçilikten geçirilmiş bu metal kenarları arkada görmüş olduğunuz polikarbondan yapılmış suni deri yüzeyli kapak tamamlıyor. Bu kapağın arkasında da Samsung Galaxy Note 4'ün 3220 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor. Aynı zamanda microSD ve microSIM kart yuvaları da bu arka kapağın arkasında gizlenmiş durumda. Samsung Galaxy Note 4'ün önünde ise 5.7 inç Quad HD ekran büyük bir yer kaplıyor. Ekranın altında ana ekran tuşu bulunuyor. Bu ana ekran tuşunda parmak izi tarayıcısı da mevcut. Böylelikle ekran kilidi açma işlemini parmağınızı sürükleyerek yapabiliyorsunuz. Ekran üzerinde 3.7 megapiksel ön kamera bulunuyor. Sensörler mevcut. Kenarda ses tuşları ve güç butonunu görüyoruz. Altta micro USB portu var. Samsung Galaxy Note 3'te bulunan USB 3.0 destekli micro USB portu yerine yine standart geleneksel micro USB portunu bırakmış. S Pen gördüğünüz gibi bir yuva içerisinde gizlenmiş şekilde hazır olarak bekliyor. Üstte de 3.5 mm kulaklık şakı ve kızılötesi port yer alıyor. Samsung Galaxy Note 4'ün ekranı 5.7 inçlik büyüklüğünü korumaya devam ediyor, ancak Quad HD çözünürlük mevcut. 2560x1440 piksel çözünürlüklü ekran daha keskin ve daha kaliteli görüntüler sunuyor. Ve bu şekilde Samsung Galaxy Note 4'te kullanım bir hayli keyifli hale dönüşüyor. Samsung Galaxy Note 4'ün Super AMOLED ekranı geniş görüş açılarına sahip, güneş ışığı altında iyi bir görünüm sunuyor. Telefonda 8 çekirdekli Exynos işlemci mevcut. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza da bu işlemciye eşlik ediyor. Gerçekten Samsung Galaxy Note 4 hızlı, kendisine beklenen şekilde yüksek bir performans sağlıyor. Oyun oynarken, internette gezinirken bu telefon fazla başınızı ağrıtmayacaktır. Her işinizi rahatlıkla gerçekleştireceksiniz. Samsung Galaxy Note 4'te Android 4.4.4 KitKat yüklü olarak geliyor. Çok yakında Lollipop güncellemesi de bu telefona gelecektir. TouchWiz kullanıcı arayüzünde fazla eklenti yok. Eskisine göre daha az, daha sade bir görünüm mevcut. Android'in ham arayüzüne daha yakın bir kullanıcı deneyimi söz konusu. Çeşitli Google uygulamalarının yanı sıra Samsung'un da yüklü olarak sunduğu çeşitli uygulamalar bulunuyor. Böylelikle Galaxy Note deneyimini en üst seviyede yaşamanız mümkün oluyor. Google Play Store'un yanı sıra Samsung'un uygulama mağazası Galaxy Apps'te Samsung Galaxy Note 4 kullanıcılarını bekliyor. Bunun dışında Samsung Galaxy Note 4'te de S-Health uygulaması mevcut. S-Health uygulaması sayesinde sağlık bilgilerinizi girebilir, çeşitli vücut aktivitelerinizi buradan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Note 4'ün arkasında da gördüğünüz gibi kalp hızı ölçer var. Kalp hızı ölçeri kullanarak kalp ritminizi ölçebilirsiniz. Ve bu şekilde de vücut durumunuzu, o anki kalp ritminizi rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda Samsung'un Gear akıllı saatlerinin sunmuş olduğu verilerde Samsung Galaxy Note 4'te bu S-Health uygulamasında depolanabiliyor. Samsung Galaxy Note 4'ün tabii ki en önemli özelliği sahip olduğu S Pen kalemi. Kalemi çıkardığınızda karşınıza akıllı pencere çıkıyor ve buradan çeşitli işlevleri, uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Kalemin hassasiyeti daha yüksek. Böylelikle bir fiziksel defter kalem ikilisini sunmuş olduğu deneyim daha fazla yansıtılıyor. Ekran notlarınızı kaydedebilirsiniz ve bu şekilde verimlilik sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda S Pen kalemini kullanarak da gördüğünüz gibi videoların üzerinde bekletme yapabilir ve ön izlemeyi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. S Pen normalde Samsung Galaxy Note 4'ün kullanıcı arayüzü içerisinde gezinirken de size bir hayli yardımcı olacaktır. Samsung Galaxy Note 4'ün arkasında bulunan 16 megapiksel kamera Ultra HD video kayıt yapabiliyor. Samsung'un kamera uygulaması, o alıştığımız kamera uygulaması Samsung Galaxy Note 4'te de yüklü olarak geliyor. Çeşitli modlar mevcut, böylelikle farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Sadece otomatik moda bağlı kalarak da ortamdaki koşullara göre ayarlanmış ayarlarla fotoğraf çekebilirsiniz. HDR'yi kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde çok daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Önde bulunan 3.7 megapiksel kamerada selfie çekimlerde, öz çekimlerde bir hayli yardımcı oluyor. Aynı zamanda söylediğimiz gibi Samsung Galaxy Note 4 Ultra HD video kayıt desteği de sunuyor. Böylelikle anılarınızı yüksek çözünürlükte saklamanız mümkün oluyor. Samsung Galaxy Note 4'ün 3220 mAh kapasiteli bataryası söylediğimiz gibi 1,5-2 günlük bir çalışma imkanı sağlıyor sizlere. Ve bunun sıra çeşitli güç tasarruf modları da mevcut. Bunlar içerisinde yer alan ultra güç tasarruf modu
ekranın siyah beyaz renk halini almasını ve temel uygulamaları kullanmasına izin vermesiyle öne çıkıyor. Sadece belirli uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ultra güçlü tasarruf modunda telefon, mesajlar, internet ve belirleyeceğiniz çeşitli uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Böylelikle pilin bitmeye yakın olduğu durumlarda telefonu çok daha uzun süre kullanmanız mümkün oluyor. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy Note 4'ün hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu da belirtelim. Telefonun kutusundan çıkan şarj adaptörünü kullanarak şarj ettiğinizde %50 gibi bir kapasiteye çok kısa sürede ulaşmanız mümkün oluyor. Bu da vakti olmayanlar için oldukça sevindirici bir haber olacaktır. Samsung Galaxy Note 4 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bu telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilmiş fotoğrafları, ekran görüntülerini ve deneyimle ilgili daha fazla notu teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan seyrediyorsanız açıklama bölümünde teknoblog incelemesinin bağlantısında bulunuyor. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.